Bu fotoğrafa baktığınızda bir rahatsızlık hissediyor musunuz? Sanki bir şeyler doğru değil gibi, değil mi? İnsanlar nerede? Eşyalar nerede? Biraz garip hissetmenize sebep oluyor. Biz bu duruma liminal space diyoruz. Türkçesi eşikte kalmış alanlar. Bu fotoğrafların size garip gelmesinin sebebi normalde insan veya da eşya faktörünün olmaması veya da hiç olmamasından kaynaklanıyor. Yani beyniniz bu fotoğrafları tanımlamakta zorlanıyor. Çünkü beyniniz böyle bir görüntüye alışık değil. Bu nedenden dolayı son 2-1 yıl içerisinde bu konuda çok fazla umursanmaya başlandı. İnsanlar bu fotoğrafları internete paylaşıp konuşuyorlar. Ayrıca bu fotoğraflar illa gerçek hayattan olmak zorunda değil. Half-Life ve Source motoruna yapılmış oyunlar, Super Mario 64, Minecraft gibi oyunlarda da bu eşikte alan etkisini yaşamaktayız. Peki ne oldu da bu şey bu kadar ünlü oldu? Tek bir cevabı var, o da Backrooms. Yani arka odalar yüzünden. Backrooms'u büyük ihtimalle duymuş olabilirsiniz. Özellikle bu fotoğraftan. Normalde bu fotoğraf 12 Mayıs 2019'da 4chan sitesinde paranormal bölümde paylaşılmış bir fotoğraftı. Sitedeki insanlar bu fotoğrafın rahatsız görünümünden faydalanarak kurgusal bir korku hikayesi yazdılar. Hikayede bir kişinin kazayla bu rastgele oluşturmuş ofis odalarında oluşan sonsuz bir labirentte mahsur kalmasını anlatmaktaydı bu hikaye. Kişi hem oradaki canavarlarla bile mücadele etmekle beraber akıl sağlığını korumaya çalışıyordu. Bu Backrooms'tu. Tabii ki 2019'u Backrooms'tu. Bu hikaye birçok korku platformunda paylaşılmasına dolayı sevildi ve konsepti insanlar geliştirmeye karar verdi. Backrooms adı altında birçok site ve hikaye yayınlandı. Bu yüzden resmi bir Backrooms sitesi yoktur aslında. Fakat bolca bilgiye sahip bir site var. O da Wikidot'ta bulunan Backrooms sitesi. Yani bu site. Bu site Backrooms'u SCP vakfı formatını anlatarak levelleri ve varlıkları sınıflandırmaktadır. Yani bu siteyi bir bakıma Backrooms'un hayatta kalma rehberi gibi görebilirsiniz. Ha, bu Backrooms bu kadarcık bir şey değil. Anlatabileceğim birçok şey bulunmakta. Bu yüzden elindeki şu kaseti size izletmem daha güzel olur. Hem kasetler havalıdır. Merhabalar, ben Navi. Mac grubu tarafından hazırlanmış rehber bir yapay zeka asistanıyım. Amacım Backrooms'a gelmiş kişilere rehberlik etmek ve olduğunuz duruma yardım etmektir. Öncelikle size Backrooms'un ne olduğunu anlatmama izin verin. Backrooms evrenimizin ve gerçekliğimizin dışında bulunan tanımlanamayan bir bölgedir. Genellikle dünyadaki yapıların veya da başka konumlardaki yapıların yan bir gerçeklikteki çarpık yansımalarından oluşur. Bu yüzden Backrooms'un birçok seviyesi insan ve dünya yapımı yapılardan oluşmaktadır. Eğer Backrooms'a giriş yaptıysanız bu giriş biraz sizin için ani olmuş olabilir. Backrooms'a giriş yapmanın yolları tamamen bilinmemekle beraber çeşitlidir. Issız ormanların çok derinlerine dalmak, Backrooms benzeri garip hissettiren binalarda çok uzun süre dolaşmak, o binaya ait değilmiş gibi gözüken kapılardan geçmek veya çok basit bir şekilde bir duvarın içinden geçmek, aynı zamanda nadir vakalarda bulunduğunuz ev veya mekan Backrooms'a yansıyarak bulunduğunuz konumun bir kopyası ile beraber sizi Backrooms'a sokabilir. Eğer Backrooms'da mahsur kaldıysanız bu 5 temel şeyi bilmeniz gerekir. Adım 1, panik en büyük düşmanınızdır, bu yüzden sakin olun. Adım 2, çevrenizi ve hangi seviyeye indiğinizi belirlemek için zihninize not edin. Adım 3, Backrooms'u yeni eviniz olarak kabul edin, çünkü bir daha dünyaya dönmek zor olacaktır. Adım 4, kaçmaya çalışmak büyük olasılıkla daha tehlikeli seviyelere yol açacağından burada kalın. Backrooms'dan çıkış yok ve birçok tehlikeli seviyeden ve olası olmayan olaylardan geçmeniz gerektiğinden, birini bulmaya çalışmak bile zor. Adım 5, Backrooms'da yalnız değiliz. Ne yazık, siz de Backrooms'a girebildiğiniz için diğer kişiler de Backrooms'a girebilir. Kendiniz gibi diğer insanlarla karşılaşabilirsiniz. Bizler Meg grubu, aynı sizin gibi Backrooms'da kaybolmuş insanlardan oluşan bir yardımlaşma grubuyuz. Büyük ölçüde nüfusumuz ve gelişmiş teknolojimiz sayesinde Backrooms şartlarında hayatta kalabiliyoruz. Ama insan dışı varlıklar da Backrooms'da yaşamaktadır. Teorilere göre bu varlıklar da başka evrenlerden kaza ile buraya gelmektedir. Bu yüzden kendinizi savunmayı bilmeniz gerekir. Çünkü bu varlıkların çoğu saldırgan tavırlar sergilemektedir. İlk yardım çantası, bu çok kolay. Backrooms'da yaralanmak çok kolaydır ve bu nedenle kendinizi veya başkalarını tedavi etmek için bir ilk yardım çantası bir zorunluluktur. Bazı vitamin veya antibiyotikler de iyi bir fikirdir. Silah, kendinizi yaratıklardan ve diğer insanlardan korumak için arka odada bir silah son derece önemlidir. Önerilen bir silah, gizlenmesi kolay, pala veya uzun bıçak hatlarında bir şey olacaktır.
Ateşli silahlar güçlü oldukları için kaşifler için önerilmez, ancak birinin neden olduğu gürültü yaratıkları varlığınız ve konumunuz konusunda uyaracaktır. Zamanlayıcı, Backrooms'da zaman gerçekte dağınıktır, yani tamamen kişinin algısına bağlıdır. Birinin zamanını takip etmemek, arka odalarda saatlerce hatta haftalarca fark etmeden veya gerçeğin izini kaybetmeden dolaşmanıza neden olabilir. Ne kadar zaman geçtiğini ve hala düzgün çalışıp çalışmadığını görmek için zamanlayıcıyı sık sık kontrol edin. Kantin veya su şişesi, seviye 4-5 ve negatif seviyelerde badem suyu bulunur ve bu kişi Backrooms'da hayatta kalmak istiyorsa son derece önemlidir. Hastalanmanızı önleyebilir, yiyecek ve silah gibi diğer mallarla takas edilebilir ve kaynatıldığında içilebilir, ancak yalnızca düzenli suyunuz kalmadığında, badem suyunun olumsuz yan etkileri bile olabilir. Atıştırmalıklar, Backrooms'da yanınızda atıştırmalıklar getirmek de iyi bir fikirdir. Nadiren gerekli olsa da, lezzetli bir atıştırmalık aklınızı başka şeylerden uzaklaştırabilir, böylece gergin bir enkaz olmazsınız ve size yapacak bir şeyler de verir. Ayrıca yanınıza bol miktarda almayı unutmayın, yiyeceğinizin bitmesini istemeyeceksiniz. Dayanıklı giysiler, hangi seviyede olursanız olun Backrooms'da çok fazla yürüyüş yapacaksınız, bu nedenle yürüyüş botları, dayanıklı bir gömlek, pantolon veya şort ve hafif bir ceket tavsiye edilir. Sırt çantası, nereye giderseniz gidin, özellikle daha yüksek veya negatif seviyelere çıkıp nadir veya değerli eşyalar bulduğunuzda, tüm eşyalarınızı taşımanız gerekecek. Uzun yürüyüşler için kullanılanlar gibi büyük bir sırt çantası çok faydalı olacaktır. Eğer kendinizi savunabilecek duruma geldiyseniz, Backrooms'u keşfetmeye hazırsınız demektir. İyi şanslar. Evet, kaset hoş iyiydi fakat Backrooms daha bitmedi. Şimdi ise bazı ilk 8 seviyeleri anlatacağım. Elbette tüm Backrooms seviyelerini anlatamam çünkü bayağı bir sayıda şey var ve bayağı içerik de var Backrooms'da. Gruplardır, varlıklardır falan filan. Fakat bunları belki bambaşka bir videoya hazırlayabilirim. Belki bir buzdağı videosu. Bence bu ideal bir şey. Hadi başlayalım. Seviye 0. Backrooms'un ilk seviyesi. Bu seviye çoğunlukla tutarlı bir mono sarı duvar kağıdıyla kaplıdır. Seviye floresan lambalar ile aydınlatılır. Seviyede sabit bir lamba cızırtısı duyulmaktadır. Seviyenin yapısı değişkenlik gösterir. İnsan aracı varlık sayısı azdır ve çok tehlikeli bir yer sayılmaz. Yine de bu seviyeden kurtulmanızı öneririz. Çünkü lobide yaratıklarla karşılaşma olasılığınız gene ihtimal. Level 5. Terror Otel. Varlık sayısı neredeyse sıfır olan bir seviye olmasına rağmen pişicik etkilerinden dolayı son derece tehlikeli bir yer. Terror Otel'den geçen gezginler onları ahtapot kapalı humanoid bir varlığın takip ettiği hissine kaplarlar. Etraftaki vazoların, camların ve resimler üstünde ahtapot kapalı humanoid varlığı gördüklerini iddia eden gezginler vardır. Fakat sadece bu varlığı etkisi altına giren kişilerin etrafındaki nesnelerin pişicik varlığı görünür. Pişicik etkilerinden dolayı çok hızlı bir şekilde bu levelden çıkmanız gerekmektedir. Eğer gitten gitmek istiyorsanız otel bölgesinden hızlıca ayrılıp seviyenin kazan dairesine geçmeniz lazım ve oradan başka bir levele gidebilirsiniz. Level 11, yani seviye 11. 3 kısımdan oluşan bir seviye burası. Şehir merkezi, sanayi bölgesi ve kırsal. Şehir merkezinde akıllı veya akılsız varlık sayısı azdır ve genel olarak güvenlidir. Sanayi bölgesinde ise bir tık daha fazla olmakla beraber güvenli sayılabilir. Fakat kırsal her türlü mahlukatla dolu ve tekinsizdir. Bu seviyeden çıkmak için kırsala kadar 60.000 km yürümeniz gerekir. Ve bu seviyede açlık çok daha fazla etkilidir. Ve eğer yeterince yemek getirmediyseniz o zaman Bayverian elitlerinin kölesi olursunuz. Sanayilerinde çalışmanız karşılığında size sadece ölmeyecek kadar yemek verirler. Sizi verdikleri uyuşturucular ile insanlar üretim makinelerine çevirirler ve yorgunluktan öleceğiniz güne kadar çalışırsınız onlar için. Bayverian elitlerinin amacı bilinmemektedir ama uzun sürede çok büyük miktarda üretim yapıyorlar. Level Fun. Party Gurus isimli humanoid zeki varlıkların merkez üstüdür. Bu seviyede diğer insanları tuzağa düşürür ve onları avlamak için kullanır partigurlar. Partigurlar ne derseniz, partigurlar bir tür insandan daha üstün olan bir akıllı yaşam formu. Bu yaşam formları bizle eğlenip veya da bizi yok ederek kendi başlarına takılıyorlar. Bir tür yani gene de bizim bir medeniyetler onu söyleyeyim. Genellikle bu level fun seviye girişleri insanları kandırarak olmaktaydı. Mesela ufak notlar, herhangi bir portal ve vesaire şeyler. Genellikle insanları kandırarak buraya getiriyorlar. Ve o kadar zeki oldukları için terminal ve database'leri bile hacklerler. Ve insanları kandırmakta çok profesyoneller. Bu seviyeye ve bu varlıklarla asla karşılaşmamanız gerekir. Bize katıl, bizler iyiyiz. Bu seviye tamamıyla güvenlidir. Bolca yemek ve eğlence içerir, aynı zamanda seviye halkı çok yardımseverdir.
Vallahi parti bulmurlar. Sizi benim videomu mahvettiniz. Benim de sizin videonuzu s**t anlamına geliyor bu.